Hocam ve değerli katılımcılar, hoş geldiniz. E, kısaca Zeynep Hocamı tan e, tanıtmaya çalışacağım. E, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olan Doktor Zeynep Erhan Bulut, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2007'de tamamlamış. Daha sonra e, İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk e, Yüksek Lisans Programı'nı ve Uluslararası Ceza Hukuku Doktora programlarını bitirmiştir. Ee, yüksek lisans tezi, terörizm ve politik suç istisnası başlığına, doktora tezi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye başlığına sahiptir. Ee, kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi ve hukuk alanında çalışan ilk Türk olmuştur. Hocamızdan bugün Uluslararası Ceza Hukuku bakımından Türkiye'nin terörle mücadelesi konu başlığını dinleyeceğiz. Ee, baştan kendisine teşekkür ederek sözü ona bırakıyorum. Ee, hocam ekran paylaşımı da açık şu an. Tamam ben hemen yapayım o zaman. Teşekkür ederim. Öncelikle e, bu zarif davetiniz için çok mutlu oldum ben. İnancı da teşekkür ediyorum vesile olduğu için. E, Tanıtım için de teşekkür ederim. Ben bugün size birazcık aslında e, Türkiye'nin uluslararası ceza mahkemesine taraf olmamaları minvalinde burada da işte Türkiye'nin terörle mücadelesinin e, farklı bir konsepte sahip olması ve bunun uluslararası ceza hukuku anlamında farklı şekilde yorumlanabileceği olasılığına dayandığı için bu konuyu seçtim ama onun dışında tabii e, Uluslararası Ceza hukukuna genel bir giriş bilgisi sağlayacağım. Daha sonra suçlarla ilgili daha sonra da e, konu başlığımız olan e, hususa giriş yapacağım. Şimdi öncelikle biliyorsunuz e, Uluslararası Ceza Hukuk'u e, birazcık daha yeni bir alan diğerlerine kıyasla özellikle e, Birinci Dünya Savaşı sonrasında e, SERB anlaşmasında bir uluslararası nitelikte ceza mahkemesinin kurulması ve Birinci Dünya Savaşı'nda işlenen suç Alakalı olarak bireysel bir yargılama yoluna gidilmesi yönünde bir talep var ama biliyorsunuz sarf anlaşması yürürlüğe girmediği için. Bu anlamdaki talep de gerçekleşmedi. Orada e, temel olarak şunu ifade etmek gerekiyor. Alman Kaiser'in ve Ermeni sorunuyla alakalı olarak da Türklerin e, bireysel yargılanması ile ilgili düzenlemeler vardı. Ama ilk Birinci Dünya Savaşı sonrasında olan bu talep e, gerçekleşmedi anlaşmanın yürürlüğe girmemesi nedeniyle. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan iki mahkememiz var biliyorsunuz. E, Nuremberg ve Tokyo. E, bunlarla alakalı olarak söylememiz gereken husus aslında temel itibariyle bunların geçici Mahkemeler olduğu ve o dönemde sadece belirli bölgede, belirli zaman dilimi içerisinde işlenen suçlarla alakalı olarak kurulup daha sonra bu işlevleri yerine getirdikten sonra son buluyorlar. Tabii bunlarla ilgili ciddi eleştiriler var. Özellikle kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin ihlal edildiği ve bunun dışında işte sadece kazanan tarafın kaybedenleri yargıladığı ve bunun da gerçek bir adalet sağlamadığı yönünde eleştiriler var. Ama yine de geçici nitelikte iki uluslararası ceza mahkemesi kuruldu ve bunların statüleri aslında daha sonra oluşturulacak olan Roma statüsüne de bir temel teşkil ediyor. Bunlar tabii kazanan mahkemeler tarafından kuruldu. Daha sonra aslında biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha asla düşüncesi mevcuttu. Ama tabii ki olmadı bu. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında bu özellikle etnik kimliklerin birazcık daha su yüzüne çıkması ve bu anlamda haklarını araması doğrultusunda yine iki ee, Yugoslavya ve Ruanda'da e, iki geçici mahkeme, mahkeme kuruldu. Şimdi bu mahkemeleri tabii Birleşmiş Milletler kurdu. Diğer e, İkinci Dünya Savaşı'ndakinin aksine... ...orada da Birleşmiş Milletler'in temel gerekçesi... ...7. E, bölüm kapsamında uluslararası barış ve güvenliğin tehdit edilmesi. E, bu iki mahkeme Birleşmiş Milletler tarafından kuruldu. Ve yine bunlar EDAK yani geçici nitelikte olan iki mahkeme. E, bunlarla alakalı olarak e, aslında... Yani en azından kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine yönelik eleştiriler ortadan kaldırılmış oldu. Çünkü bir anlamda o dönemde bunlarla ilgili e, yasal gerekçelerimi e, gerekçeleri vardı. Daha doğrusu düzenlenmiş olan suçlar vardı. Böyle olunca da o anlamdaki eleştiriler aslında birazcık e, kenara itilmiş oldu. E tabii uluslararası toplum şimdi şöyle bir düşünce oluştu. Biz geçici nitelikte mahkemeler kuruyoruz. E, demek ki bizim aslında daimi nitelikte bir uluslararası ceza mahkemesine ihtiyacımız var noktasına toplandı ve öyle olunca da Roma statüsünü 1998 yılında tamamladılar ve mahkeme 2002 yılında da yargılama yetkisini kullanmaya başladı. Yani diğerlerinin aksine e, uluslararası ceza mahkemesi ilk daimi nitelikteki e, bir ceza mahkemesi ve biliyorsunuz diğer mahkemelerin aksine e, sadece bireyleri yargılıyor yani e, zaten e, bir suçlarda ve cezalarda şahsilik ilkesi doğrultusunda sadece bireylere yönelik daimi nitelikteki ilk aslında uluslararası ceza mahkemesi. Şimdi mahkemenin kuruluşu ve işlemeye başlaması minvalinde bu anlamdaki gelişmelerin de birazcık daha yeni olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu uluslararası ceza hukukuna yönelik tartışmaların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulmasından sonra ya da işte o alanda yapılan çalışmaların birazcık daha popülerlik kazanmasının bu mahkeme doğrultusunda da başladığını söyleyebiliriz. Ama önce kurulan mahkemeler ve onların statüleri özellikle Roma statüsünün hazırlanmasında da çok fazla kullanıldı. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi e, ve Roma statüsü 1998'de tamamlanan 2002 yılında da yargılama yetkisini kullanmaya başladı biliyorsunuz. Sadece dört büyük suça yönelik yargılama yapıyor. Bu suçlar hangileri? Soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve e, saldırı suçu. Soykırım suçunu zaten biliyorsunuz 1948 yılında var olan kuruluş. E, Konvansiyon doğrultusundaki şeyle alınmış yani Roma statüsünde de aynı şekilde aslında varlığını sürdürüyor. Şuradan hemen kısacası da şuradan söyleyeyim. Diyor ki mesela suçlarla ilgili çok az bir bilgi vereceğim size. Ee, Bu tüzün amaçlar bakımından soykırım ulusal etnik, ırkı ya da dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek amacıyla gerçekleştirilen aşağıdaki eylemleri kapsıyor. Bu eylemlerde de birinci sırada biliyorsunuz öldürme var, bedensel zarar e, var. Tabii yine o özellikle mesela sırf o etnik kimliğe sahip olduğu için yok etme amacıyla ve biliyorsunuz soykırım suçunda özel e, kasta ihtiyaç duyuyoruz. İşte ağır yaşam koşulları, doğumları önlemek ya da işte doğan çocukların başka bir yere nakli ile alakalı olarak da bunların hepsini teker teker suç olarak düzenlemiş mahkeme Roma statüsü. Daha sonra insanlığa karşı suçlar var. İnsanlığa karşı suçlarda da arkadaşlar herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olma ibaresi var. Bu suçun en belirgin özelliği ki mesela genelde kullanılıyor işte bu insanlığa karşı suç ibaresi çok fazla e, gündemde var ve bugünlerde de çok fazla kullanılıyor. Önemli olan orada yaygın ve sistematik olması yani bir tanesi yetiyor aradaki bağlaç ve olduğu için yani yaygın bir şekilde yapılırsa ya da sistematik bir şekilde herhangi sivil gruba karşı bir Eylemler tabii yine aynı şekilde öldürmek, zarar vermek çok uzun bir madde olduğu için buraya a, alamadım da zaten konuyu da tam doğrudan alakalandırmadığı için ama bu suçlu olarak bilmeniz gereken en önemli husus gerçekten yaygın veya sistematik olması. Eğer yaygın değilse ya da sistematik bir şekilde işlenmiyorsa hiçbir şekilde biz onu insanlığa karşı suç diyemiyoruz. Mesela soykırım suçunda da e, bu tanımlamada mesela bizde Türk Ceza Kanunu'nda birazdan çok kısa da bahsedeceğim. Mesela bizde plan koşulu var. Diyor ki işte bu suçun işlenebilmesi için soykırım suçunun işlenmesine dair bir plan e, gerekliliği var. Ama Roma statüsü e, plan koşulunu aramamış. Yani lafsi olarak, kanun maddesinde yok. Ama uygulamada e, en son ne, Ömer Elbeşir ile ilgili olarak davada planın gerekli bir e, unsur olduğunu söylüyor Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ama bizdeki ceza kanununda e, plan olması gereken var olan düzenlemelerden birisi yani plansız e, soykırım suçun işlenemeyeceğini söylüyor. Diğer suçumuz savaş suçu. Şimdi savaş suçlarında da en önemli husus e, bir silahlı çatışmanın varlığı. Yani ne olması gerekiyor? Ya uluslararası bir silahlı çatışma olacak ya da uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışmanın varlığı gerekiyor yoksa savaş suçundan bahsetmemiz mümkün değil. O zaman genelde zaten insanlığa karşı suçtur diye eğer yaygın ve sistematikse tabii o çok önemli bir unsur. Bizde de mesela işte savaş birazdan Türkiye'nin bahsetti. Yani biz taraf olmayacağız da söyledikleri şeylerden biri mesela savaş suçlarına yönelik düzenleme Neyse gelince bahsedeyim. O yüzden temel itibar savaş suçuyla bilinmesi il, ilgili bilinmesi gereken uluslararası ya da uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışma. Uluslararası silahlı çatışmalarda zaten biliyorsunuz taraflar devletler ya da uluslararası bir örgütün müdahalesi söz konusu oluyor. Ama en problematik olan uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma biz de bugün onu daha detaylı işleyeceğiz. Son suçumuz arkadaşlar saldırı suçu. E, saldırı suçu aslında 1998'de Roma Statüsü tamamlandığında e, o dönemde tamamlanamadı yani üzerinde bir anlaşmaya varılamadı öyle olunca da sonraki bir toplantıya bıraktılar o da e, Kampala'da 2010 yılında e, bir araya gelerek suçun tanımlamasını yaptılar ve mahkeme en son e, Temmuz ayın 2018 e, yılında saldırı suçuna yönelik düzenleme yani onun üzerindeki yargılama yetkisini de aktif hale getirdi. Ama şu anda herhangi bir şekilde saldırı suçuna yönelik bir yargılama söz konusu değil. Şimdi saldırı suçunu buraya yazmadım ama size kısaca açıklayayım. Saldırı suçu arkadaşlar temel itibariyle bu Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ikiye dördü var biliyorsunuz kuvvet kullanma yasağı ve bizim yasal dayanağımız olarak onun iki tane istisnası mevcut. Bir tanesi meşru müdafaa, diğeri de işte ee, Yine 39 ve 42. madde doğrultusunda uluslararası barış ve güvenliğin tehdit edilmesi halinde e, Güvenlik Konseyi'nin askeri müdahale kararı alması. Yani bu iki istisna dışında olan hemen hemen her müdahaleyi tabii onun dışında işte devletin onayı ya da devlet onayı doğrultusunda ya da onun daveti doğrultusunda müdahale ya da işte sıcak takip bunlar birazcık daha kabul edilebilir ama bunların dışındaki bütün işte siyasal bütüne ya da işte toprak bütünlüğüne yönelik yaptığınız müdahalelerin hepsini bir saldırı suçu olarak kabul ediyoruz. Yani şöyle diyor diyor ki siz başka bir devletin siyasal bağımsızlığına ya da işte toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıda bulunursanız ve bu saldırı uluslararası hukuk altında bir gerekçesi ya da zemini yoksa ki o zemin Birleşmiş Milletler Anlaşması doğrultusunda da biliyorsunuz meşru müdafaa ya da Güvenlik Konseyinin kararı, bunlar yoksa eğer de bu saldırı suçudur. Mesela son zamanlarda güncel konulardan birisi biliyorsunuz özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi. Orada mesela hem Rusya hem Ukrayna ikisi de uluslararası ceza mahkemesine taraf değil. Birazdan kısaca bahsedeceğim aslında ama taraf olmayınca da aslında mahkeme yargılama yetkisini kullanamıyor. Bunun tek istisnası var. O da güvenlik konseyinin ilgili durumu mahkemeye sevk etmesi. Orada da yine güvenlik konseyi şunu demesi gerekiyor. Bu, bu devletler taraf değil ama orada şu anda devam eden durum uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor. Güvenlik konseyi mahkemeye diyor ki, Lütfen bununla ilgili bir soruşturma başlat. Bunun dışında eğer taraf değilseniz hiçbir şekilde yargılama yetkisi kullanılmıyor. Şimdi e, burada da saldırı suçuyla ile alakalı olarak da diğerleriyle ilgili olarak mesela Ukrayna şöyle dedi önceden başlayan savaş suçları ya da insanlığa karşı suçlarla alakalı olarak ben geçici yargılama yetkisini kabul ediyorum dedi ve insanlığa karşı suç ve savaş suçları ile alakalı olarak mahkemeye başvurdu. Orada spesifik olarak sadece o ve belirli bir zaman dilimi yoksa mahkemeye taraf değil ama mesela öncesinden de yine bilirsiniz özellikle İsrail ve Filistin'le alakalı olarak e, Filistin yine bu şekilde geçici tanıma yaptı. Dedi ki ben tabii o sorgulandı da o da ayrı bir dava tabii çok da da detaylı bir dava işte Filistin e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmak istediğinde biliyorsunuz. De savcının soru işareti vardı işte e, Filistin bir devlet mi yani uluslararası ceza mahkemesine taraf olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz uluslararası hukuk alanında hak ve yükümlülük altına girebilmek için hukuka uygun bir birim olarak da ortaya çıkmış olmanız gerekiyor. Bu sorgulandı çok uzun süre öteledi daha sonra işte en son Güvenlik Konseyi'nin e, bir pardon Birleşmiş Milletler'in gözlemci devlet olarak kabul etmesi neticesinde ta 2015 yılında taraf oldu. Ama orada yine e, Filistin ne yaptı mahkemenin geçici olarak yani işte birazdan bahsedeceğim dedi ki ben mahkemenin yargılama yetkisini şu süre için kabul ediyorum yani İsrail'in yaptığı şu eylemlerle alakalı olarak benim e, topraklarım üzerinde işlediği suçlarla ilgili yargılama yapılsın. İddiasında bulundu. Şimdi böyle geçici e, e, kabulü kabul ediyor. Bu diğer suçlar için. Soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçlarıyla alakalı olarak. Ama saldırı suçu arkadaşlar, saldırı suçu lider suçu. Yani ne yapılması gerekiyor? Aslında başka bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa yönelik bir müdahale gerçekleştirme kararını liderin vermesi gerekiyor. O yüzden saldırı suçu lider suçu yani oradaki yetkiyi <laughs> lidere bıraktığı için temel itibariyle diyor ki bu bir lider suçudur. O yüzden saldırı suçuna yönelik istisnai bir düzenleme yapmış diyor ki ya suç işleyenin vatandaş olması lazım hem de toprakları üzerinde kimse yani işte orada Ukrayna'yı düşünün mesela Ukrayna taraf değil geçici olarak saldırı suçuyla alakalı olarak kabul edemiyor. Bunun önünü mahkemenin düzenlemesi sonradan yapıldı. 15. madde doğrultusunda sonradan ekleme yapıldı 2010 yılında dediğim gibi kabul edemiyor. Yani geçici yargılama etkisi mahkemeye taraf olmasa bile kabul edemediği için mesela saldırı suçu ile işte crime of aggression sürekli konuşuluyor yapılabilir mi? İşte Rusya Putin'le alakalı olarak mahkeme önüne getirilebilir mi diye getirilemiyor. Tamamen önü kapalı. Sadece saldırı suç için. Diğerleri için mesela yapılabiliyor yani geçici yargılama yetkisini kabul edip Ukrayna zaten taşıdı 2013 yılında oradan sonra tekrar bir 2017 yılında galiba bir geçici yine talebi var ama saldırı suçu ile ilgili bunu yapamıyor. O yüzden esas Roma statüsü doğrultusunda Rusya, Putin'in saldırı suçuna yönelik yargılanması ne yazık ki imkansız. O yüzden alternatif yollar tartışıyorlar. İşte başka bir mahkeme, geçici bir mahkeme kurulabilir mi? Sadece Rusya'nın bu anlamda işlediği, tabii sürekli Rusya diyorum, devlet diyorum ama ağız alışkanlığı bireyler arkadaşlar. Yani oradaki kim suç işlemişse o bireyin yargılanmasıyla alakalı olarak. O yüzden diğer suçlarla ilgili mümkün geçici tanımayla ama saldırı suçu için ne yazık ki mahkeme tarafından, Roma statüsü tarafından bunun önü tamamen kapatılmış durumda. O yüzden saldırı suçuna yönelik bir şey yapılamıyor. Şimdi <laughs> mahkemeyi kurduk biz yargılama yetkisiyle alakalı olarak. Şimdi arkadaşlar mahkemenin yargılama yetkisini kullanabilmesi için en önemli hususlardan birisi taraf devletin başvuru yapması. Yani biliyorsunuz uluslararası hukuk her ne kadar eleştirilse de ya da işte devlet onayının bu denli önemli olmadığına dair görüşler ya da tartışmalar olsa da bana göre devlet onayı uluslararası hukuk işlemesi için işte bunun için öfade hukuku hocam artık hani o farklı bir konsepte geçti artık o yüzden devlet onayı o kadar da önemli değil ya da işte Yusko vesaire gibi diyebilirsiniz ama temel itibari eğer devlet onay vermezse mesela bir anlaşmayla alakalı olarak devletin onayı yoksa hiçbir şekilde o devleti bağlayıcı değil. Eğer oradaki örf adet hukuku niteliğini kazanmamışsa zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunun bağlayıcı olmuyor. Mahkemeler için de aynı şey geçerli. Yani siz devlet olarak herhangi bir mahkemenin yargılama yetkisini kabul etmediyseniz bu durumda o mahkemenin sizinle ilgili yargılama yetkisini kullanması mümkün değil. Bunu tek istisnası var onu şimdi bahsedeceğim. O yüzden bir Devlet onayı çok önemli yani sadece taraf olan devletlerle alakalı olarak yargılama yetkisini kullanacak. Diğeri ne yapması gerekiyor? Yine vatandaş tarafından taraf olan devletin vatandaşı tarafından ya da vatandaşına karşı işlenmiş olması gerekiyor. Diğeri işte savcı bu ikinci şeyi sonrasında söyleyeyim. Diğerinde de arkadaşlar C'de 13. maddesinin C bendinde. Savcı, hatta Türkiye için de birazdan bahsedeceğim, taraf olmama sebepleri arasında da geçiyor. Savcı kendiliğinden herhangi bir durumun suç olarak tespit ederse kendiliğinden soruşturma başlatabiliyor ama yine taraf olan devletlerle alakalı olarak yapabiliyor. Taraf olmayan devletle alakalı olarak mahkemenin yargılama yetkisinin işletilebilmesinin tek bir yolu var. O da güvenlik konseyi tarafından mahkemeye refer edilmesi, yani o davanın görülmesi gerektiğine, soruşturmanın başlatılması gerektiğine dair şey mesela işte Sudan'la alakalı olarak biliyorsunuz yine Ömer El ile ilgili sürekli o dava geliyor aklıma ama Sudan taraf da iyi biliyorsunuz ve onunla ilgili dava Birleşmiş Milletler tarafından dedi ki mahkemeye bununla ilgili soruşturma başlatılması lazım o Darfur krizinden sonra işlenen özellikle soykırım ve insanlığa karşı suçlar doğrultusunda ki savaş suçu da yine aynı şekilde var yani her üçü de var çünkü silahlı çatışma da var uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma da vardı. Ee, mesela Güvenlik Konseyi refer etmezse düşünün ki mesela Suriye, Suriye mahkemeye taraf değil. Oradaki durum uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor. Ee, bu durumda Güvenlik Konseyi tarafından mahkemeye taşınması lazım davanın. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi beş büyük güç var orada biliyorsunuz. Şimdi mesela düşünün soykırım saldırı suçuyla ilgili zaten hiç yapamayacağız. Ama diyelim ki Rusya ile alakalı olarak davayı taşımak istediniz. pardon taraf olmadığı için güvenlik konseyi tarafından taşınmak istedi. Veto hakkını kullanacak ve hiçbir şekilde bunların açamayacaksınız. O yüzden bu anlamda hem Roma statüsü hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin meşruiyeti bir anlamda da sorgulanıyor. Yani taraf olmayan devletle ilgili tek yolumuz güvenlik konseyi. Güvenlik Konseyi'nin gerekçesinin bölüm 7 doğrultusunda uluslararası barış ve güvenliği tehdit edilmesi ama tabii ki biraz önce dediğim gibi hiçbir şekilde bunun veto edilmemesi gerekiyor ki genelde bu beş büyük güç mesela Amerika da uluslararası ceza mahkemesine taraf değil ve çok ciddi manada karşı çıkan ve meşruiyetini sorgulayan devletler arasında yani onunla ilgili bir davayı kesinlikle mahkeme önüne getiremezsiniz. Zaten taraf değil. Tek koşulu Güvenlik Konseyi'nin getirmesi. Güvenlik Konseyi de de veto hakkını kullan için için ne yazık ki bu çok mümkün olmuyor. Şimdi zaman bakımından uygulamaya da kısaca bahsedeyim. Böyle bir genel giriş yapmak istedim uluslararası cezaya. Arkadaşlar uluslararası ceza mahkemesi yargılama yetkisini 2002 yani yargılama yetkisini kullandığı tarih itibariyle yapabiliyor. Yani öncesinde işlenmiş suçlarla alakalı olarak bir yargılama yetkisi yok. Bunun tek istisnası ve tartışmalı olan konulardan birisi de devam eden suçlar devam eden suçlara yönelik hiçbir düzenleme yok Roma statüsünde ama mahkeme e, yine Ömer Elbeşir davasında bir de çocuk askerlerle alakalı olarak devam eden suçlara yönelik bir yorumu var. Diyor ki eğer suç öncesinde başlamış ve hala devam ediyorsa zaten e, suçun hem maddi unsuru hem manevi unsuru işlenmeye devam ediyor. İşte alıkoyma gibi orada çocuk askerlerde diyor ki çocuk askerleri aldı, çocuklar özgürlüğüne e, kavuşana kadar bu devam eden suçtur. O yüzden öncesinde başlamış olsa bile ben yargılama yetkisini kullanabilirim dedi. Yani Roma statüsünde düzenleme yok ama mahkemenin e, kararları doğrultusunda devam eden suçlarla ilgili bu var. O yüzden mesela sürekli şey tartışılıyor işte e, Ermeni sorunuyla alakalı olarak Türk bireylerin yargılanması mümkün mü diye değil arkadaşlar. 2015 yılında olmuş bir olayla alakalı olarak Usulü Ceza Mahkemesinin kapısı çalınmaz. Bir kere bireyler yargılanıyor. Bunun ötesinde zaten zaman bakımından sınırlaması var mahkemenin. Tabii 2002 dedik ama şunu da ifade etmek gerekir. Devlet ne zaman taraf olduysa mesela işte dedim ki 2007 yılında taraf oldunuz. Ancak 2007 sonrasında işlendi iddia edilen suçlarla alakalı olarak bir yargılama yapma yetkisi var. Yoksa geriye yönelik bir yargılama yapma yetkisi kesinlikle yok. Dediğim gibi tek istisnası e, mahkeme kararı doğrultusunda devam eden suçlar. Şimdi Türkiye'nin durumuna bakalım. Biliyorsunuz Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. E, ama e, Erdoğan'ın 2004 yılındaydı sanırım Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı bir konuşma vardı. Orada mahkemeye taraf olacağını e, ifade etti. E, onun üzerine tabii ne yapmanız gerekiyor? Mahkemenin yani e, tamamlayıcı nitelikte yani diyor ki taraf olan devlet yargılama yapmak istemezse yani isteksiz davranırsa ya da yargılama yapabilecek durumda değilse mesela savaş halindedir yargılama yapabilecek durumda değildir. Bu durumda ancak yani ikinci sırada hala işte egemen olan devletin yargılama yetkisinin ona ait olduğunu ve onun yapması gerektiğini düşünüyor. Öyle de olması gerekiyor. Eğer devlet yapmak istemezse ya da yapabilecek durumda olmazsa müdahale ediyor. O yüzden tabii taraf olan devletler iç hukukta uluslararası suçlarla alakalı olarak düzenlemeleri yapıyorlar. Biz de bu 2004 sonrası Erdoğan'ın görüşmesi pardon konuşması sonrasında uluslararası suçlardan iki tanesini düzenledik. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçu zaten kapsam savaş ve saldırı dışı kapsam dışı bırakıldı. Şimdi soykırım zaten anlaşmaya taraf olduğumuz için bir şey vardı zaten bizde bir zemini vardı ama iç iş hukukta düzenlemiş olmak biraz Gecikmeli oldu tabii çok uzun süre sonra oldu. İnsanlığa karşı suçlara yönelik de düzenlememiz var Türk Ceza Kanunu'nda yine. Ama 2004 sonrası dediğim gibi. Savaş suçlarına yönelik düzenleme yok arkadaşlar yani aslında o amaç doğrultusunda hareket edip ceza kanununda buna yönelik düzenlemeler yapılmasına rağmen savaş suçlarını ve saldırı suçunu düzenlemedik. Saldırı suçu anlaşılır bir durum çünkü daha o dönemde zaten bir tanım yoktu yani üzerinde anlaşma yok ta 2010'da yapıldı. Sonra zaten mahkeme yargılama yetkisini de ta 2018'de aktif etti. Bizde savaş suçlarına yönelik biliyorsunuz 1933 tarihli askeri ceza kanunu var. Askeri ceza kanundaki ne yazık ki savaş suçlarına yönelik düzenleme çok yetersiz. Çünkü orada sadece eşyalara yönelik işte yağma gibi. Yani kişilere yönelik savaş suçlarına yönelik hiçbir düzenleme yok. O yüzden çok çok geride kalmış oluyor. O yüzden belki buna yönelik bir düzenlemenin yapılması da gerekiyor. Ama her neyse mahkemeye taraf olunacağına dair Erdoğan'ın bu konuşması sonrasında iç hukukta bazı hareketlenmeler ve düzenlemeler var. Bunlardan birisi de anayasanın 38. maddesi. Diyor ki uluslararası ceza divanına taraf olmanı gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilmez. Vatandaş iade edilmez zaten koşulunu biliyorsunuz. Bunun tek istisnası uluslararası ceza mahkemesine e, iade yani eğer onun tarafından bir talep gelmişse vatandaşı da iade etmeniz gerekir diyor. Anayasanın 38. maddesinde bu düzenlememiz mevcut. Ama tabii hala taraf olmadık. E, şimdi biz niye taraf olmadık? Resmi açıklamalar doğrultusunda yani o zaman Bizden 8 kişilik bir heyet vardı sanırım. Onların işte görüşleri doğrultusunda o tutanakları falan inceledim. Birinci sebebi arkadaşlar terör suçları. Türkiye'nin talebi şu yönde diyor ki bu uluslararası suçların arasında bu dört suçun arasında terör suçunu da ekleyin. Ama tabii orada devletler arasında da hani görüşlen ve reddedilme sebebi terör suçunun subjektif olduğu ve hala uluslararası alanda da terör suçuyla alakalı olarak tam üzerine bir anlaşma varılamadığı. Öyle olduğu için de mahkemenin e, yargılama etkisi içine girmemesi gerektiğini düşündüler ve terör suçlarını kapsam içine almadılar. Türkiye birinci sebep olarak o taraf olmak istemedi. İkincisi biraz önce bahsettim savcılığın kendinden soruşturmayı başlatması. Aslında çukukta da aynı biliyorsunuz. Savcı kendiliğinden suçun işlendiğini gördüğü zaman vakıf olduğu zaman e, soruşturma başlatabiliyor, inceleme başlatabiliyor ama Türkiye'nin oradaki savışuydu. E, bu sonuçta Uluslararası Ceza Mahkemesi ve savcıya tane geniş bir yetkinin verilmesi e, politik kötü kullanımlara sebebiyet verebilir. O yüzden ön inceleme mahkemesinin izli doğrultusunda yapılsın gibi bir şey söyledi. Ama bu da bir şey yapmadı. Savcı kendiliğinden soruşturma başlatabiliyor eğer isterse tabii yine taraf devletlerle alakalı olarak Son sebebi arkadaşlar Türkiye'nin ki bizim terörle mücadelemiz de bu kapsama girecek zaten. Şimdi Roma statüsünde savaş suçları var biliyorsunuz. Bu savaş suçları iki yani iki şekilde işleniyor. Birisi uluslararası silahlı çatışmalarda diğeri de uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar. Türkiye'nin iddiası ve savaşı yöndeydi. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarla alakalı olarak markgeme yargılama yetkisini kullanamazsınız. Neden kullanamasın? Çünkü bu aslında o ilgili devletin iç işleriyle alakalı olan bir durum ve o devletin kendisine bırakılmalı. Ee, bir yandan anlıyorum aslında ama diğer yandan da son zaman istatistiklerine hiç baktığımız bilmiyorum ama uluslararası nitelikli olmayan silahlı çatışmalarda işlenen suçlar normal uluslararası silahlı çatışmalarda işlenen e, suçlardan daha yüksek. Yani sivil ölümlerinin gerçekleşmesi yani bu devlet içinde e, devletin silahlı gruplarla ya da iki silahlı grubun birbiriyle olan çatışmalarında gerçekleşen e, ölüm sayısı ya da işte ya da bu bahsettiğimiz e, suçlar kapsamında işlenen suçların miktarı daha fazla ki hatta şunu da tartışıyorlar bilmiyorum e, ilgi duyduğunuz mu hiç ama mesela diyor ki yani uluslararası silah çatışmayla uluslararası nitelikte olmayan silah çatışmaları niye ayırıyoruz? Yani hepsi tek bir konsept olsun. Çünkü mesela Roma statüsünde de uluslararası silahlı çatışmalarda ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen suçları ayrı düzenlemiştir. Yani birazcık daha geniş düzenlenmiş uluslararası silahlı çatışmalar, uluslararası nitelikte olmayanları daha dar bir düzenlemenin içine sokmuş. Şu son zamanlarda dediğim gibi hani okuduğum ve birçok yazarın savunduğu bu anlamdaki ayrımı kesinlikle kalkması gerektiği ki en son bir uluslararasılaşmış silahlı çatışma da var. Yani e, intern, yani içeride başlayıp daha sonra diğer kuvvetlerin de özellikle uluslararası örgütlerin de müdahil olduklarını işte uluslararasılaşmış silahlı çatışma yeni bir konsept de çıktı ortaya. Ama birçok yazar dediğim gibi bunun ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyor şu anda uluslararası hukukçuların çok büyük bir kısmı. Şimdi Türkiye'nin resmi olarak söylediği sebepler bu ve bana göre bu uluslararası nitelikli olmayan silah çalışmalarda işlenen savaş suçlarına dair e, hususa yönelik itiraz aslında bizim terörle mücadelenizde de bağlantılı. Çünkü birazdan bahsedeceğim neyse orası zamanı gelince bahsedeyim. Kafa karışıklığı yaratmayayım. Şimdi bizim insancıl hukuk, şimdi şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Bizim insancıl hukuk olarak karşımıza çıkan işte Cenevre Sözleşmeleri ek protokoller ve Roma Statüsü var. Şimdi Roma Statüsü birazcık hibrit arkadaşlar. Doğrudan insancıl hukuka yönelik değil. Neden? Çünkü sadece orada savaş suçlarına yönelik bir düzenleme olduğu için biz e, orada işte insancıl hukukunda bir parçası diyoruz. O yüzden Roma Statüsü diğerlerine kıyasla hibrit bir düzenleme. Hem insan hakları hukukuna yönelik hem de insancıl hukuka yönelik düzenlemeleri birlikte içeriyor. Yani beraberler. Şimdi bizim insancıl deyince aklımıza ne gelecek? Biliyorsunuz 1949 Cenevre e, sözleşmeleri. İlk 49 sözleşmede biliyorsunuz dört farklı sözleşmeyi içeriyor. İşte silahlı kuvvetin hasta ve yaralıların vaz vaziyetleri, denizdeki hasta, yaralı ve kazazadelerin vaziyetleri, ıslahı, harp esirleri ve sivillerin korunmasına yönelik dört e, farklı sözleşmeyi içeriyor. Bu 1949 ve bizim için temeli oluşturuyor. benzin insancıl hukuk açısından da. Daha sonra neyimiz var bizim? iki tane ek protokol protokolümüz var. Bunlardan birisi ek protokol bir ek protokol 2. bir uluslararası silahlı çatışmalar, ek protokol 2 de uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaları yönelik düzenlemeler. Bir de son bir tane var yine işte ek protokol 3 hatta Türkiye buna taraf. Orada da işte konvansiyonun ek olarak ilave bir ayırt edici deme ilişkin protokol 3. En son 2005 tarihli bu da. Ama bizi o kısmı çok ilgilendirmek için onunla ilgili çok detaya girmeyeceğim. Şimdi biz Cenevre sözleşmelerini e, 1954 yılında e, onayladık. E, ek protokol 1, ek protokol 2 ve Roma statüsü de ne de taraf değiliz. Yani hiçbirisini kabul etmedik. Şimdi bunlara niye taraf değiliz? Bunun işte terörle mücadelenin nasıl bir bağlantısı var artık o kısmına gidelim yavaş yavaş. Bu minvalde de e, işte Bizdeki terörle mücadele bu dönüşen insancıl hukuk doğrultusunda terörle mücadele uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma olarak yorumlanabilir mi? Yorumlanırsa bunun ne gibi dezavantajları olacak devlet olarak bize bunları tartışacağız aslında. Şimdi arkadaşlar birincisi bizim bu insancılık uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarla alakalı olarak ek madde pardon ortak 3 e, üçüncü maddemiz var. Ortak üçüncü maddeyi size hemen kısaca Söyleyeyim zaten çok basit ve tanımı da içermiyor açıkçası bu diyor ki yüksek akit taraflarından birinin topraklarında ortaya çıkan uluslararası nitelikte olmayan aslında uluslararası silahlı çatışmaların Zıt anlamlısı gibi vermiş aynı şekilde ama tanım vermemiş. Orada bir sıkıntı var. Silahlı çatışma durumunda çatışmaya taraf olanlardan her biri en azından aşağıdaki hükümleri uygulamakta yükümlüdür diyor. Şimdi bu ortak üçüncü madde e, örf adet hukukun niteliğini kazandı. Yani siz taraf olmasanız bile herkes için bağlayıcı nitelikte ki dediğim gibi Türkiye taraf aslında bizim için bağlayıcı. Şimdi çok basit bir tanımlaması var. Diyor ki sadece bir devletin sınırları içerisinde meydana gelsin iki tane e, tarafı olsun... Bunu uygulasın diyor. Yani bir tanım yok ama çok basit bir şekilde söylemiş önemli olan bir devletin sınırları içerisinde gerçekleşmesi ve e, uluslararası silahlı çalışmanın tersi olması gibi bir ibare çıkıyor. Şu kısım önemli. Üçün ikisi diyor ki yukarıdaki hükümlerin uygulanması anlaşmazlık halinde bulunan tarafların hukuki durumları üzerinde bir te tesir icra etmeyecektir. Bu çok önemli. Çünkü şu şey çıkıyor biraz sonra tartışacağız mesela uluslararası nitelikte ya da e, uluslararası silahlı çalışmalarda terör örgütü taraf olabilir mi? Bununla ilgili ayrık bir sürü görüş var ama bu önemli de bir tartışma bunun üzerine konuşacağız. Çünkü biz terör örgütünü taraf olarak kabul edersek bu durumda ne yapmış oluyoruz? Terör örgütünü legalize de etmiş oluyoruz. Yani taraf olarak kabul edip meşrulaştırmış oluyoruz ki bunu gene kadar hiçbir devlet yapmadı. Biz de yapmadık tabii ki haklı olarak. Birinci düzenlememiz ortak üçüncü madde tanım yok dediğim gibi çok basit bir şey var. Ee, diğeri ek protokol iki diyor ki yüksek sözleşmeci tarafın yani devletin toprağında taraf devletin silahlı güçleriyle muhalif silahlı güçler veya sorumlu bir komut altında devamlılık arz eden ve planlı askeri e, hareketler yürütmeye ve protokolü uygulamayı mümkün kılacak şekilde bu ülkenin toprağının bir parçasında denetimi elinde bulunduran diğer örgütlü e, silahlı gruplar arasında cereyan eden tüm silahlı çalışmalar uygulanır diyor. Şimdi bakın e, e, ortak üçüncü maddeye kıyasla ek protokol 2'deki düzenleme çok detaylı ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çalışmanın ortaya çıkması için gerekli olan şartlarda çok ciddi manada artırmış. Yani ne yapıyor aslında? bizim oraya ulaşma koşullarını yukarı çekmiş. O yüzden biz diyoruz ki eşik oldukça yukarıda. Şimdi bir kere mesela birazdan değerlendireceğiz. Ortak üçüncü madde kapsamında çok fazla bir şey yok elimizde ama bu madde doğrultusunda mesela Türkiye'deki silahlı, e, daha terörle mücadele, silahlı çatışma demek istemiyorum. Terörle mücadeleyi bu kapsamda mesela uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma olarak kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü yine aynı şekilde diyor ki bir devletin toprakları içerisinde olsun... Devletin, devlet taraf devletin silahlı güçleri ve diğer bir güç arasında gerçekleşsin. O karşı tarafın askeri hiyerarşisi, emir komuta zinciri olsun, bir silahlı çatışma yürütebilecek nitelikte olsun vesaire vesaire. Ama bunun ötesinde en önemli şart ve genelde işte gerçekleştirilemeyen şart, bir o devletin yani ev sahipliği yapan devletin topraklarında belirli bir alanı kontrol etmesi gerekiyor. Yani toprak kontrolü zorunlu. Şimdi mesela e, Türkiye aslında buna taraf değil ama bunu uluslararası nitelikte terörle mücadele, uluslararası nitelikte e, olmayan silahlı çatışma olarak kabul etmiyor ve buna yönelik düzenlemeleri söylüyor. Diyor ki işte terör örgütü PKK'nın herhangi bir e, toprak kontrolü yok. E, aslında taraf olmayan bir, çünkü buna yönelik ek protokol 1 ve 2 ne yazık ki öfadet hukuku niteliğini kazanmamıştır o yüzden aslında buna dayanıyor olması da birazcık ilginç. Yani olmuyor. Çünkü taraf değilsiniz, tarafı olmadınız ve öf adet hukuku niteliğini kazanamamış bir düzenlemeye kendini savunurken kaynakça göstermek çok aslında mantıklı da olmuyor. Ama buna bakarsak eğer terör örgütü PKK'nın herhangi bir şekilde özellikle toprak parçası kontrolü olmadığı için bu anlamda hiçbir şekilde uluslararası nitelikte olmayan silahlı çalışma olarak değerlendiremiyoruz. Şimdi son düzenlememiz ki şunu hemen dipnot olarak geçeyim. Şimdi biz mesela hiçbir şekilde uluslararası nitelikte o şey, uluslararası silahlı çatışma olarak değerlendirmiyoruz. Ama mesela PKK'nın 1995 yılında bir deklarasyonu var. Bu deklarasyonda diyor ki ben PKK örgütü olarak diyor ki Cenevre anlaşmalarına ve ek protokol bire saygı göstereceğim diyor. Şimdi ek protokol bir aslında orada farklı bir mesaj da veriyor. Diyor ki benim şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devam ettirdiğim şey uluslararası silahlı çatışma. Hiç uluslararası bir olmayan silah çatışma hiç değinmiyor. Tabii bunun bir gerekçesi var. Bunun gerekçesi de şu hemen şuradan yapayım. Şöyle ek protokol 93.3 diyor ki yüksek akı taraflarından birine karşı ek madde 1 e, paragraf 4'te bahsi geçen türdeki bir silahlı çatışmaya girilen bir hali temsil eden otoriteyle çatışmaya ilişkin olarak sözleşmeler ve protokol uygulamayı tevdi edilene yöneltilen tek tarafta bir beyanname ile kabul edilir diyor. Şimdi 1.4 önemli. bir 1.4 neden önemli? O protokol bir de düzenlenmiş ve uluslararası silahlı çatışma olarak kabul ediliyor. Neymiş o? PKK'nın e, dayandığı husus. Benimkisi terörle mücadele falan değil diyor. Bu benimkisi uluslararası silahlı çatışma ibaresini kullanıyor. Diyor ki kendi kaderini tayin hakkını kullanan hakların sömürgeci tahakküme, yabancıların işgaline ve ırkçı rejimlere karşı mücadele ettiği silahlı çatışmalarda dahildir. Bu ek protokol birdeki tanımlama ve uluslararası silahlı çatışma olarak kabul ediyor. Ve PKK'nın bu anlamdaki tezi ırkçı rejime karşı bir savaş açtı ve bunun e, uluslararası bir silahlı çatışma niteliğinde olduğu o yüzden Ek Protokol 1'e saygı göstereceğini söyleyerek Ek Protokol 2'den bahsetmiyor. Tabii bunu deklare etmesi bir anlam ifade ediyor mu etmiyor. Çünkü e, sonuçta şu, zaten terör örgütlerinin taraf olarak kabul edilmemesinin en önemli sebeplerinden birisi de o. E, hiçbir şekilde insancıl hukuka saygı göstermiyorlar. Neden? Çünkü terör taktiklerini kullanıyorlar. Yani sivillerin ölümü işte bunlarda bir de devamlılık arz eden bir çatışma halinin de olması gerekiyor. O yüzden e, onlara uymuyor ama bu deklarasyonda da yapmış. Bunu da dipnot olarak geçelim istedim size. <laughs> Şimdi son tanımımız uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarla alakalı olarak 8.2e diyor ki bir devletin toprakları dahilinde hükümet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışmalarda uygulanır. Şimdi arkadaşlar en çok konuşulan hususlardan birisi ve bahsedilen şey şu. Ek Protokol 2 de uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için gerekli olan eşik çok yüksek. Roma Statüsü bu eşiği çok aşağıya çekmiştir. Neden? Çünkü toprak kontrolüne yönelik düzenlemeyi Roma statüsü almadı. Şimdi ne diyor? Bir, yine bir devletin toprakları içerisinde gerçekleşsin uluslararası nitelikli olmayan silahlı çatışma olması için diyor. Hükümet kur kurumlarıyla organize silahlı gruplar ya da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışma kısmında. Şimdi buna baktığımız zaman ek protokol 2 ile kıyasladığımız zaman gerçekten eşik aşağı çekilmiş ve Roma statüsüne yönelik yapılan eleştirilerden birisi de bu. Yani siz çok kolay bir şekilde terörle mücadeleyi de ki Türkiye'nin tarafı olmaması sebeplerinden birisi de bu kesinlikle. Yani orada ilk tezi söylerken işte uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar dahil olmasın şeyini ifade ederken de sebep bu bence. Yani bu eşik bu kadar düşük olduğu için e, terörle mücadelenin uluslararası nitelikte silahlı çatışma olarak kabul edilme olasılığı. Yani şimdi... Bu tanımı anladınız artık çok bir şey yok zaten. Önemli olan aynı devletin toprakları içerisinde organize bir silahlı grup. Şimdi burada şu ayrımı yapmamış. Zaten hani hatırlarsanız ilk başta da söyledim. Yok mesela bunun bu şekilde tanımlanması yani uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma olarak tanımlanması o şeylerin tarafların hukuk statüsünü etkilemeyecek. Yani terör örgütü aslında terör örgütü olarak alınacak ama eğer tartışma süreklilik arz ediyorsa ee, bu durumdan uluslararası nitelikte olmayan silah çatışma olarak kabul edilebilir düşüncesi var. Şimdi şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar, hiçbir devlet, Türkiye'de dahil buna haklı olarak tabii ki, hiçbir devlet terörle mücadeleyi koşulları gerçekleşse bir uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma olarak kabul etmiyor. Buna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelen davalarda uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma niteliğini taşısa bile hiçbir zaman buna bu ibareyi kullanmıyor. Neden? Çünkü bunun farklı sonuçları olacak. Yani hani e, hem politik sonuçları olacak, yani hem hukuki sonuçları olacak, hem da, devlet devletin e, bu anlamda onuruna yönelik. Yani terörle mücadele edemiyor işte bu uluslararası nitelikte olmayan silah çatışma ya da terör örgütünü taraf olarak kabul etmiş olacaksınız. O yüzden hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararlarda hiçbir şekilde ki var öyle davalar. Hiçbirisi uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma olarak tanımlamıyor. Bu Türkiye için de dahil. Şimdi sıkıntı Türkiye taraf olursa şimdi e, ne olacak? Bu eşlik çok düşük olduğu için şimdi biz PKK ile olan çatışmaları düşünün. Evet e, terör örgütü olarak kabul edilmiş. E, herkes tarafından kabul edilmiş. Yani her ne kadar subjektif bir e, tanımı olmasına rağmen terör Mesela FETÖ'yü düşünün. FETÖ sadece Türkiye tarafından yanlış bilmiyorsam terör örgütü olarak kabul ediliyor ama başka hiçbir devlet FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul et, etmedi. Yani hani burada ne var işte o devletin kendi tarihsel gelişimi yaşadığı şu yani terör tanımındaki farklılık da oradan ileri geliyor. O yüzden ama PKK'ya yönelik çok genel bir kabul görüş var terör örgütü olduğuna dair. Ama ne yapıyor? 78'de kuruluyor. 84'te ilk şeyi başlatıyorlar silahlı saldırıyı. Ki ilk silahlı saldırıyı başlattığı zaman aslında devlet tarafından çok da ciddi alınmıyor yani hani. Ama 90'larda çok ciddi bir yoğun çatışma ortamı var. O süreçten sonra zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde çok ciddi bir şeyi var. Buna yönelik mücadelesi söz konusu. Şimdi ona bakınca şöyle bir ayrım yapıyor. Rona bununla ilgili daha çok yazan adını unuttum soyadı kaldı aklımda yabancı bir yazar. Bakarım neyse keşke baksaymışım ama her neyse diyor ki. Şimdi bakın diyor terör örgütüyle ilgili olarak devam eden, devam eden süreklilik arz eden bir çatışma ortamı varsa ve bu terör örgütlerini kendilerinden kendilerini sivillerden ayıracak şekilde değişik kıyafetler giyiyorsa yani hani sivillerden ayırt ediyorsa işte onların giydikleri yeşil kıyafetler gibi silahlarını görünür şekilde taşıyorlarsa ki burada ayrı bir tartışma da var işte bu özellikle terör örgütü mensuplarının sivil kıyafetlerle suçlar işlemesi bu uluslararası hukukta şu anda çok daha ayrı bir tartışma konusu hani e, ne olacak ya da bunlarla ilgili nasıl bir uygulama olacak diye. Şimdi öyle olursa diyor yani kendilerine ayıt ediyor askeri bir disiplini varsa askeri bir hiyerarşi varsa diyor ve devamlılık arz eden bir çatışma ortamı varsa bu uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmadır diyor. Burada Olası işlenmiş olan savaş suçlarına yönelik yargılama da Uluslararası ceza mahkemesinin yargılama yetkisi içerisine girer. Ama şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki bu terör örgütlerinin terör öyleme olarak yaptıkları şimdi silahlı çatışma dersek sonuçta karşı Türk askeriyle savaşması lazım. Ama bunun dışında gerçekleştiği terör öylemleri e, bunlar da diyor kesinlikle o devletin iç hukukuna yönelik düzenlemeler uygulanmalı. Yani terör öylemi ise iç hukuk eğer uluslararası tek olmayan silahlı çatışma olarak kabul ettiğimiz koşulları taşıyorsa bu durumda e, işlenecek savaş suçlarıyla alakalı olarak da ayrı bir düzenleme yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi içerisine girmesi gerekir diyor. Şimdi bu da zaten tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin farkında olduğu yani bu tartışmalardan haberdar ki o ilk baştaki zaten uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaları kapsam için almadı. Çünkü zaten oraya katılan heyette sıradan bir heyet değil. Hepsinin farkında. insancılık hukukun da farkında. Bu şekilde bu düzenleme yani Roma statüsünde eşiğin çok düşürülmesi böyle bir riski de beraberinde getiriyor. Tabii ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin o yönde bir karar vereceğini bilmiyoruz. Belki çok politik göreceği için sadece Tabii bunları niye konuşuyoruz? Sadece savaş suçları açısından konuşuyoruz. Yoksa onun dışında işte soykırım ya da insanlar karşı suçlara yönelik herhangi bir şekilde silahlı çatışma ihtiyacımız yok. Ama savaş suçuyla alakalı ilgili konuşabilmek için silahlı çatışmaya ihtiyaç var. O yüzden böyle bir olasılık var. Roma statüsünde eşiğin çok düşürülmüş olması son zamanlarda yazarların özellikle terör örgütlerinde silahlı çatışmaların tarafı olabileceği ancak terör eylemlerine yönelik ayrık bir düzenlemenin olması gerektiğine yönelik düşünce o yüzden terör örgütlerini taraf olarak kabul ediyorlar. Bu şimdi tabii ki dezavantaj. Terör örgütünü taraf kabul ederseniz legalize etmiş oluyorsunuz ve meşrulaştırıyorsunuz aslında. Bunu hiçbir devlet yapmıyor. Ya da işte mesela 8. maddeyi bahsettim. E, terör örgütlerinin işte o olması gerektiği işte ortak 3. maddede de yine söyledik. E, yani terör örgütü onların hukuki yönlerini tesir etmiyor. Terör örgütü ama bir devamlılık arz eden silahlı çatışma ortamı varsa diyor işte askeri hiyerarşisi sürekli sürekliyse... Bu durumda ben bunu uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma olarak kabul edebilirim diyor. Bu Türkiye için bir risk. Şöyle toparlayayım sonuç. Şimdi bu böyle olursa ne olur aslında bahsettim ama üzerinden de hep birlikte geçelim. Uluslararası ceza makinesinde uluslararası nitelikte e, silahlı çatışma sayması bu açıdan problem yaratmayacak olsa da ki biz herhangi bir şekilde bir suçun işlenmediğini bildiğimiz için bunu söylüyorum. Siyasi açıdan Türkiye'nin prestijini zedeleyecek nitelikteyim zira bu yönde yorum bölücü terör örgütün dolaylı da olsa tanınması hukuki bir statü kazanması riskinde taşımakta. Bunun ötesinde Türkiye'nin iş güvenlik hususunda yetersiz devlet olarak algılamasına sebebiyet verebilecek. Daha da önemlisi terör örgütün insancıl kurallarına uygun hareketme olasılığını bu hususta ikna edecek tüm göstergelerden yoksun. Biraz önce de söyledim aslında. Olmamalarının en temel sebeplerinden, olamamalarının daha doğrusu insancıl hukuka saygılı hareket etmemeleri yani terörsel taktik, sivillerin öldürülmesi olduğu için bunlar hiçbirisi zaten en baştan beri bahsettiğimiz savaş hukukuna uygun değil. Zira 1995 tarihli deklarasyon sonrası birçok terör ölümü gerçekleştirerek sivil ölümüne sebebiyet vermiş. Bu nedenle ek protokolere taraf olmayan Türkiye'nin Roma statüsü içinde kalması ve mahkemenin yargılama yetkisini kabul etmemesi politik açıdan doğru bir karar olup bana göre. Bu düzenlemenin kötüye kullanılma olasılığının yüksek olması nedeniyle devam edilmesi gereken siyasi bir tutumdur. Bu benim kendi şahsi kanaatim tabii ee, ama sizler ayrık görüşte olabilirsiniz. Tam 45 dakikada bitirdim sanırım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi sorularınız varsa alabilirim keyifle. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, sorularınız varsa ederim. arkadaşlar chat kısmından da yazabilirsiniz. Ee, veya buradaki imkanları kullanarak el kaldırıp mikrofonunuzu açıp da konuşabilirsiniz. Ee, bir soru var mı? Ben evet, yazıyorlar. Mı? Ben şeyi anlamadım hocam da son Tabii. kısımda benim şahsi düşüncem dediğiniz yorumu bir daha söyler misiniz? Ee, şöyle düşünüyorum ben. Aslında yani orada işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Türk askerlerinin savaş suçu işlediğine dair her ne kadar tartışmalar olsa da yani hani böyle bir şey olmadığı için bence yani böyle bu anlamda bir dava mahkemenin önüne gitse de sorun teşkil etmeyecek gibi düşünüyorum. Ama bu Politik kötü kullanıma açık. Yani e, Türkiye'nin, Türkiye sivillerinin ki burada e, işte Türk askerleri olacak ya da e, Türk liderleri olacak. Mahkeme önüne götürülme olasılığı e, Türkiye'nin politik e, duruşu açısından çok şey olmayacak. Yoksa diğer husus mesela Kıbrıs sorunu. Yani diğer bir gerekçe de bana göre Kıbrıs sorunu. E, mahkeme önüne 2014'te biliyorsunuz taşındı. Hala bir şey yok şu anda, bir gelişme de yok. E, bir şey çıkmayacak. E, çünkü işte beklenilen... E, e, ağırlığa ulaşmıyor daha doğrusu bu çok ayrı bir konuda çok uzun da bir konu neyse girmeyelim ama o da mesela ayrı bir husus ortada bir şey çıkmayacak ama politik açıdan işte devlet e, ya da işte o ülke vatandaşlarının mahkemenine taşınıyor olması e, politika açıdan da dezavantaj yani sonuçta hiçbir şey çıkmayacak yargılama açısından diye düşünüyorum ben e, bir e, mahkumiyet olmayacak ama yine de o devlet prestijine zarar vereceği için e, bence şu aşamada doğru bir uygulama. Bilmiyoruz çünkü mahkemenin nasıl yorumlayacağını ve bir sürü farklı farklı olasılık var. O anlamda söylemek istedim. Politik açıdan doğru bir karar. Sonuçta bu şu andaki e, hükümetin de kararı taraf olmamak. E, ben yanlış olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. Şöyle diyor hocamız, sayın hocam basın 1930'larda ortaya çıkmış ve kapsamlı olmayan savaş suçu kanunundan önce Osmanlı'dan süre gelen bir savaş suçu yargısı kanunu var mı? Yani Cumhuriyet dönemi yeniden mi inşa etmiş? Bu açıkçası çok emin değilim. Yani biz bu Cumhuriyet döneminde 1933 tarihli olan çok eski ben birkaç sefer açıp baktım ama anlamakta bile güçlük çekiyorum. O yüzden ben sonraki dönem yani Osmanlı'nın olduğunu e, zannetmiyorum ya da olsa bile bilmiyorum. O yüzden e, özür dilerim. 33 tarihli var ama lafzını bile anlamak zor ve en başında da söylediğim gibi çok çok gerisinde kalıyor. Yani şu anda savaş suçlarına yönelik çok Derya Deniz düzenleme ki Roma Statüsü'nde de en uzun e, suç e, savaş suçu. O yüzden Türkiye'de böyle bir düzenlemenin olmaması ya da mesela o da soru işareti. Bizde niye diğer işte soykırım suçu ve insanlığa karşı suç düzenlendi de savaş suçlarına yönelik bir düzenlemeyi TCK kapsamı içine almadık ya çok uzun olacağını düşündüğümüz için almadık ya da bir şekilde devlet çıkarlarıyla ters düşecek bazı düzenlemeleri içereceği için de almamış olabiliriz. O yüzden e, o ayrı bir soru işareti. Yani o diğer o iki suçu düzenledik. Saldırı suçunu anlam anlıyorum çünkü o dönemde bir tanım yok. Ama e, savaş suçlarına yönelik hala 33 tarihli olanın e, devam ediyor olması ki dediğim gibi orada sadece eşyalara yönelik. Sorunuzun cevabını net olarak bilmiyorum açıkçası. Osmanlı döneminden var mıdır bilmiyorum. Bakmak lazım. İlginç bir sorun. Hocam benim de bir sorum olacaktı. İlk Tabii buyurun. Önce, e, teşekkür ederim sorunuz için. Rica ederim. E, saldırı suçlarında lider suçu olduğundan bahsetmiştiniz. Ancak e, Rusya'nın başkanı yargılanamayacağını da belirtmiştiniz. Ben o kısmı tam olarak anlayamamıştım. Neden yargılanamaz? Şimdi şöyle saldırı suçuyla ilgili olarak şimdi o zaman da bahsettim. Şimdi diyelim ki tek yargılanma olası taraf devlet olmak ya yani taraf devlet olmanın dışında şöyle diyor mahkeme statüsü taraf devlet olmasanız bile mahkemenin yargılama yetkisini kendi topraklarınızda işlenen suçlarla alakalı olarak geçici bir zaman dilimi için kabul edebilirsiniz. Mesela Ukrayna'nın Ukrayna'da taraf değil Rusya'da taraf değil İkisi de mahkemenin yargılama yetkisini kabul etmemiş durumda Ukrayna. Bu düzenleme doğrultusunda Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu dedik. İşte 2013 yılında benim topraklarım üzerinde işlenen insanlığa karşı suçlara yönelik mahkemeye yargı yetkisi veriyorum dedi. Buna istinaden mahkeme yargılama yetkisini başlatıyor. Aynı şeyi Filistin'de yaptı. Filistin dedi ki mahkemeye taraf olamadı ve benim topraklarım üzerinde işlenen e, e, İsrail askerler tarafından işlenen suçlarla ilgili yargılama yetkisini kabul ediyorum dedi. Buna yönelik yani soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçları için yapılıyor. Ancak saldırı suçuna yönelik böyle bir deklarasyonda bulunamıyorsunuz. Bunun önü e, o bu 2010 yılında yaptığımız düzenleme daha sonra 2018'de yaptı. yani so e, saldırı suçu için tamamen kapatılmış durumda. Yani ya taraf olacaksınız yani Ukrayna taraf olsa evet o zaman bir olasılık oluyor Ukrayna taraf olmadığı için. Yani bu edok yani geçici mahkemenin sadece saldırı suçuna yönelik yargılama yetkisini <laughs> pardon kabul edemiyor. Mahkemeye de taraf olmuyor. Öyle olduğu için de saldırı suçuna yönelik mahkeme yargılama yapamaz. Yani tek gerekçesi bu. Rusya'da ee, Rusya da taraf değil, Ukrayna'da e, Ukrayna da taraf değil. Ukrayna taraf olsa belki şey yapabilir ama mesela Ukrayna diğer suçlarla alakalı olarak geçici yargılama etkisini kabul etti. Şu anda mahkeme savcısının önünde soruşturmalar devam ediyor. Ama saldırı suçuna yönelik böyle bir şey yapamaz. Tek gerekçesi dediğim gibi Roma statüsü önünü kapatmış. Taraf olduğu arkadaş saldırı suçu ile ilgili yargılama yapılmasını istiyorsan taraf olman gerekiyor diyor. O yüzden yani son düzenlemeler o yönde olduğu için. Aslında genel düzenlemeyi uygulayabilmemiz gerekiyor bizim 12. Ama sonradan bu saldırı suçuna yönelik ayrık bir düzenleme olduğu için bu özel bir düzenleme. Öyle olunca da bu 12. maddenin önünü aslında kapatmış oluyor. Saldırı suçuna yönelik sadece o yüzden onu tartışıyorlar işte biz e, sadece Rusya'nın saldırı suçuna yönelik geçici bir mahkeme kurulabilir mi? Şu anda var olan tartışmalardan birisi bu. Diğerleriyle ilgili bir sıkıntı yok ama saldırı suçu ile ilgili ne yazık ki mahkemenin yargılama etkisini kullanması mümkün değil. Anladım hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir soru yok sanırım. Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Keyifli benim için. Arkadaşlara, katılan arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Ee, saat 1'de arkadaşlarla tekrar görüşmek üzere. İnşallah sizinle de daha sonra görüşebiliriz hocam. İnşallah ee, her zaman ben buradayım. Ee, ne zaman şey yaparsanız yine bir araya gelmek <laughs> benim için de mutluluk olur. Çok teşekkür ederim size de. Ee, dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi günler size arkadaşlar. Sağ olun. Hoşçakalın.